sektörlerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedef doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bu yolda saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin imayelerinde başlattığımız ve artık 7 yılda 7 kıtada iz bırakan sıfır atık hareketimizle daha temiz bir dünya için çalışıyoruz. Ulusal depozito yönetim sistemini hayata geçirerek ki inşallah burada da özel sektörle bir birliktelik yürüteceğiz. Topumuzla birlikte bu süreci yönetmek istiyoruz ve özel sektörün insanımızın milletimizin de sürecin içinde dahil olduğu depozito yönetim sistemini 2035 yılında hayata geçirmek suretiyle geri kazanım oranımızı yüzde 60'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Çevre Çelicilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu Avrupa ve Asya Zirvesi'ne katıldık. Bakan Kurum programda yaptığı konuşmada iklim değişikliği konusuna karşı alınacak aksiyonlardan bahsetti. Kurum, Türkiye insanlığı bekleyen tehlikelerde başını kuma gömenlerden, sorunları görmezden gelenlerden olmamıştır. İklim politikalarını belirtirken açıklık, şeffaflık, katılımcı bir anlayış benimsemektedir diye konuştuk. Ülkemizin Atık su yönetiminde yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz ve ülkemizde değerli misafirler 2018 yılında %1.2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını %5.5'a çıkardık. Hedefimiz 2030 yılında %15'e çıkarmaktır. 2022 yılındaki iklim şurasında yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlediğini hatırlatan bakan kurum, 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşmakta kararlı dedik. Net sıfır emisyon hedefinde de bahseden bakan kurum, son 22 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla üretilen 3.3 milyon konutun çevreye sayılı ve sıfır atık uyumlu olacak şekilde inşa edildiğini aktardı. Son 22 yıla baktığınızda belki dünyada hiçbir ülkede göremeyeceğiniz, konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte ürettiğimiz 3.3 milyon konutumuzu çevreye saygılı sıfır atık uyumlu olarak inşa ediyoruz. Bugün deprem bölgesinde 6 Şubat'ta yaşadığımız acı sonrasında ki asrın felaketinde asrın dayanışmasıyla tüm milletimizin el ele verdiği deprem bölgesi için yine buradan birçok dost ve kardeş ülkemizin elini uzattığı deprem bölgesi için yapmış olduğumuz 452 bin yeni konutumuzu, iş yerimizi de iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa etmeye devam ediyoruz. Enerji verimliliği, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibiyle çalışan tesislerimize sanayide yeşil dönüşüm belgesi düzenliyoruz bu belgeyi alan tesislerin çevre yatırımlarının yine fonlardan faydalanması için gerekli adımları hükümetimizin ilgili bakanlıklarıyla birlikte hep birlikte atmaya gayret gösteriyoruz. Sanayi dönüşümünde, sanayi sektöründe düşük karbonlu yol haritalarımızla 2053 yılına kadar alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99. Çimento sektöründe 93 emisyon azaltımı inşallah sağlayacağız. Gübre sektöründe ise hep birlikte hedefimiz sıfır emisyona ulaşmaktır.